Aziz soruşturmasında gelinen son noktayı aktardık. Yarın soruşturma açısından çok kritik bir gün. Yani gözler yarın bir kez daha kongreye çevrilecek. Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Serhan Akif Akyıldız aktaracak. Serhan, Amerikalılar Trump'ın azledilmesine destek veriyor mu? Özlem, bununla ilgili istersen son iki araştırmayla başlayalım. ABC ve Washington Post'un yaptığı bir anket var. Bu ankete göre halkın %49'u Başkan Donald Trump'ın azledilip görevden alınmasından yana, %46'sı ise buna karşı çıkıyor. Ankete katılanların %55'i Başkan Donald Trump'a aziz soruşturması çerçevesinde Temsilciler Meclisi'nde adil davranıldığını belirtiyor. 10 kişiden ankete katılan 10 kişiden 7'si de Başkan Donald Trump'ın Senato'daki yargılamada yardımcılarına ifade vermesi için izin vermesi gerektiğini kaydediyor. Bir başka ankette Amerikan CNN televizyonu tarafından yapıldı. O anketin sonucu biraz dikkat çekiciydi. Çünkü şu ana kadar anketlerin hemen hemen hepsinde Trump'ın azledilip görevden alınmasını savunanların oranı buna karşı olanlara kıyasla birkaç puan önündeydi, üzerindeydi. Ancak CNN'in anketine göre halkın %45'i Trump'ın azledilmesinden ve görevden alınmasından yana, bununla birlikte %47'si buna karşı çıkıyor. CNN'in anketi bu açıdan önemliydi. Azil soruşturmasının başından beri yapılan anketlerde 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamlara rastlayabiliyoruz aslında. Bu da Başkan Donald Trump'ın azledilip görevden alınmasını gerektirenler birkaç puanla da olsa buna karşı çıkanların üzerinde çıkıyordu. Ancak şunu hatırlatmakta yarar var. Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar özellikle aziz soruşturması çerçevesinde görgü tanıklarının ifadesini kamuoyu önünde aldılar. Bazı görgü tanıklarının ifadesini kameraların karşısında aldılar. İşte bu süreçte aziz soruşturmasına kamuoyunun desteğini arttırmayı amaçladılar. Ancak kamuoyunun desteğini istedikleri kadar arttıramadılar diyebiliriz. Çünkü aziz soruşturmasının başlamasından sonuna kadar yapılan anketlerde 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen benzer sonuçlar çıktı diyebiliriz Özlem. Bununla birlikte azil oylamasından bir gün önce, yani bugün yine önemli gelişmeler olması bekleniyor diyebiliriz. 600 gösteri düzenlenmesi planlanıyor ülke genelinde. Bütün eyaletlerde, 50 eyaletlerde azile, Trump'ın azledilmesine destek gösterileri olacak bunlar. 600 gösteri öğleden sonra akşam 5.30 saatinde başlaması planlanıyor bu gösterilerin. Trump'a destek gösterilerinin olup olmayacağı belli değil. Ancak organizatörler bu gösterilere katılacakları da uyarıyorlar. Eğer Trump'a yönelik gösteri varsa çevrenizde, o gösteriyle iletişime geçmeyin. Kendi gösterinize bakın diyorlar. Temsilciler Meclisi'nde de bugün önemli oturum olacak. Temsilciler Meclisi'nde tüzük komisyonu yarınki yapılacak oylamanın kurallarını belirleyecek. Buna göre Adalet Komisyonu Başkanı Jared Nadler'la Adalet Komisyonu'nun kıdemli cumhuriyetçi üyesi tüzük komisyonunda ifade verecekler. Yarınki tarihi oylamada kaç kişi konuşacak, kaçar dakikadan konuşacak, işte bunlar belirlenecek oylama öncesi. Yarınki oylama öncesinde tüzük komisyonu bu kuralları belirleyecek ve yarın da Temsilciler Meclisi tarihi oylamasını yapacak. Bu oylamada Trump'ın azledilmesine, Trump'a yönelik azil kararının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü 36 demokratların Temsilciler Meclisi'nde cumhuriyetçilere karşı 36'lık bir üstünlüğü var. Bu arada tartışılan konulardan biri de Demokrat cumhuriyetçi eyalet olarak nitelenen bölgelerden seçilen demokrat üyelerin, demokrat kongre üyelerinin nasıl oy kullanacağıydı. İşte onunla ilgili ipuçları da, açıklamalar da gelmeye başladı. Kongre üyeleri, demokrat kongre üyeleri, bu bölgelerden seçilenler çoğunlukla Trump'ın azledilmesi gerektiği yönde oy kullanacaklarını açıkladılar. Sadece bir üye hariç diyebiliriz, Jeff Drew, New Jersey kongre üyesi demokrat. Onun azil sürecine, azil soruşturmasına karşı olduğu biliniyor ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçeceği haberleri Amerikan medyasında yer aldı. Ancak henüz Demokrat Parti'den Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş değil. İşte yarınki tarihi oylamada
büyük ihtimal Başkan Donald Trump Amerikan tarihinde azledilen 3. başkan olarak geçecek. Daha önce Bill Clinton ve Andrew Johnson azledilmişti. Onlarla ilgili azil kararı çıkmıştı. Richard Nixon ise azil oylamasını beklemeden eski başkanlardan istifa etmişti. Ondan sonraki azil oylamasından sonra da Senato'da mahkeme olacak. Senato'da yargılanacak Başkan Donald Trump. O da Ocak ayında başlayacak Özlem. Serhan, soruşturmada adı çok geçen isimlerden biri de Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'ydi. Giuliani'nin Amerikan medyasına yansıyan açıklamaları oldu. Bu açıklamalar soruşturmanın seyrini nasıl değiştirir? Özlem, açıklamalar soruşturmanın seyrini çok değiştirmeyebilir. Artık soruşturma yargılamayı etkiler mi? Ona bakmakta fayda var, Senato'daki yargılamayı. Çünkü Senato'da Rudy Giuliani dinlenir mi dinlenmez mi? Adı geçen bir isim değil Rudy Giuliani'nin Senato'da dinlenmesi. Rudy Giuliani senin de söylediğin gibi Ukrayna Amerikan medyasına açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalar da diyebiliriz aslında. Bu süreçteki çok önemli bir isimdi aziz soruşturmasında. Sürekli ismi en fazla öne çıkan isimde, görgü tanıklarının neredeyse hepsinin ortak dile getirdiği isimlerden biridir Rudy Giuliani. Ukrayna'ya yönelik bir gölge politikası oluşturmakla suçlanıyordu Dışişleri Bakanlığı dışında. O dönemin Amerika Büyükelçisi, Ukrayna Büyükelçisi Maria Yovanovitch'i görevden aldırdığı iddia ediliyordu. Görevden alınmasında çok etkin olduğu belirtiliyordu. İşte Rudy Giuliani dün kameraların karşısına çıktı, Fox News'e çıktı Rudy Giuliani ki daha önce de yazılı medyaya ifade vermişti bir gün öncesinden. Rudy Giuliani hakkındaki iddiaları, suçlamaları bir yerde kabul etti. Evet dedi, Maria Yovanovitch'in görevden alınmasında etkin oldum dedi. Çünkü Maria Yovanovitch açıkça da söyledi Rudy Giuliani, Biden'ların soruşturulmasına engeldi dedi. Biden'lardan kastetti Başkan Donald Trump'ın siyasi rakibi, en büyük siyasi rakibi, muhtemel rakibi. Belki de 2020'deki başkanlık seçimlerinde eski başkan yardımcısı Joe Biden'la oğlu Hunter Biden'ı kastediyordu Rudy Giuliani. İşte Rudy Giuliani dün açık açık hem Maria Yovanovitch'in görevden alınmasında etkin olduğunu söyledi. Hem de Biden'larla ilgili soruşturmada kendisinin istekli olduğunu kamuoyuna kendi ağzından bir kez daha yinelemiş oldu diyebiliriz. Bu arada hemen hatırlatalım, Rudy Giuliani'nin yardımcısı Ukrayna'daki, Rudy Giuliani'ye Ukrayna'daki çalışmaları konusunda yardımcı olan Lev Parnas bugün New York'ta hakim karşısına çıkacak. Daha önce şartlı tahliye edilmişti, hakkında soruşturma var Lev Parnas'ın. Aziz soruşturmasında adı geçen isimlerden biri, hatta Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'na ifade vermeye istekli olduğu Amerikan medyasına yansımıştı. Lev Parnas tahliye edilmişti şartlı tahliye. İşte savcılar tekrardan cezaevine gönderilmesini istiyor Lev Parnas'ın. Bugün New York'ta onunla ilgili de bir karar alınacak. Ancak kısaca Rudy Giuliani ismine dönecek olursak, Giuliani ismini bu süreçte daha çok fazla duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor Özlem. Bu arada yaptırım kararının ardından Türkiye İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını bir kez daha gündeme getirdi. Ankara'dan bu yönde gelen açıklamalara Washington nasıl yaklaşıyor Serhan? Ankara'dan bu yönde gelen açıklamalara, Savunma Bakanı Mark Esper'den konuyla ilgili bir açıklama var. Ancak temkinli bir açıklama diyebiliriz Mark Esper'in açıklaması. Savunma Bakanı gazetelerden okuduğunu söyledi bu yöndeki açıklamaların. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse Kürecik ve İncirli'yi kapatabiliriz yöndeki açıklamaların gazetelerden okuduğunu söyledi. Ve bununla ilgili konuşmak için Türk mevkidaşıyla görüşmesi gerektiğini kaydetti. Ancak Mark Esper bazı şeyleri de hatırlattı Kürecik'le ilgili olarak, özellikle eğer ciddilerse, dediklerince ciddilerse, Kürecik'i kapatacaklarsa bunu dedi NATO'yla da görüşmeleri gerekiyor dedi. Türkiye dedi bağımsız bir devlet, özgür bir devlet dedi. Ancak dedi NATO'yla üye olduğundan dolayı bazı yükümlülükleri de var. Eğer Kürecik'i kapatacaklarsa bunu NATO'yla görüşmeleri gerekiyor dedi. Ancak dediğim gibi temkinli yaklaştı. Önce mevkidaşıyla görüşmesi gerektiğini belirtti. Bu arada hemen hatırlatalım, savunma bütçesi Senato'da bugün oylanması bekleniyor. Türkiye'yi ilgilendiren durum da var savunma bütçesinde. Çünkü S-400'ler nedeniyle
Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapılıyor savunma bütçesinde. Hatırlayacaksın, bir süre önce Senato Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kabul edilmişti ki bunun Senato'ya geçip oylanması bekleniyor. Ancak bununla ilgili tarih belli değil. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın bunu ne zaman gündeme alacağı belli değil. O yüzden Türkiye ve Türkiye'ye yönelik yaptırım konusunda burada bir süre daha gündemin üst sıralarında olmasını bekliyoruz diyebiliriz Özlem. Serhan Akif Akyıldız başkent Washington'dan gündeme ilişkin son notları aktardı. Hem aziz sürecinde atılan son adımları ve yarın yapılması planlanan oylama ile ilgili beklentileri hem de tansiyonun yüksek olduğu Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginliği daha da tırmandıran İncirlik ve Kürecik ile ilgili karşılıklı açıklamaları paylaştı. Teşekkürler Serhan.